olarak ne öngörüyorsun? Bir istifa mı gelir? Bir görevden alma mı gelir? Berat Albayrak aniden ortaya mı çıkar? Sahalara geri mi döner? İktidar safhalarında güçlü bir pozisyon mu elde eder? Yoksa bu süreç sadece AK Parti içindeki farklı klikleri değil, AK Parti MHP dengesini de mi alt üst edecek bir sürece evrilir? Ben şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı mesela bu konularla ilgili soru soran birine şunu demiş. Bazı koalisyonlar var. Sizin bunu hesaba katmanız lazım. Mesela böyle bir ifade kullanmış. Yani bu konulardaki rahatsızlığını ifade eden bir AK Partiliye böyle bir ifade kullanmış. Yani mesele sadece AK Parti de değil. Mesele şu andaki iktidarın kurgusu, şu andaki iktidarın dayandığı dengeler. Onun için belki de Sedat Peker'in bu kadar etkili olma nedeni bizzat o cenahtan, o camiadan geliyor olması. İki tarafı da biliyor olması. Hatırlayın, ya bence Sedat Peker'le ilgili en büyük anahtar bir elinde Rabia, diğer elinde ülkücü pozu vermiş olması. Anladım. Böylece yani, AK Parti'nin içindeki iki klikle de çok grift ilişkileri var diyorsun. Bunu devam etmeni isteyeceğim. Bir kulis daha soracağım sana. Şimdi az önce ismini verdiğin ve HSK'da güçlü göreve gelen, geçmişte İstanbul Yargısı'nın içinde bulunan bakan yardımcısı Hasan Yılmaz ve HSK Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci. Bu iki ismin kendi rızası dışında atanması nedeniyle Saadet Partisi çizgisinden AKP'deki farklı bir kliki temsil eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifa etmek istediği söyleniyor. İstifa etmek istediğini zannetmiyorum ama rahatsız olduğunu biliyorum. Yani bu mesela HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'dan kimse rahatsız değildi. Onunla devam etmek istiyorlardı. Bir dönemde görev süresi vardı. Yani onu oradan kaldırıp yerine onu getirmeleri, ben önümüzdeki dönemde yargının nasıl bir pozisyon alacağının sinyali olarak görüyorum. Yani burada Abdülhamit Gül ve ona yakın isimler, adalette reform yapalım, yargıda reform yapalım, vatandaşın bu itirazlarını giderelim vesaire gibi bir çaba içindeyken, başka bir el yargı olduğu gibi devam etsin. Biraz önce İsmail'in anlattığı İstanbul kararları var ya, işte Sözcü kararı, Cumhuriyet kararı, Canan Kaftancıoğlu kararı, Enis Berberoğlu kararı, bütün işte Kavala davası, Demirtaş davası vesaire, bütün bunların aynı şekilde devam etmesine yönelik bir hazırlık var. Önümüzdeki dönem mesela biz şimdi emniyet güvenlik açısından konuşuyoruz. İşte Soylu, Mustafa Çalışkan, işte eski bakanlar Efkan Alla vesaire. Bir de işin yargı boyutu var. Önümüzdeki dönemde benim gözlemim, yargıda da Abdülhamit Gül'ün temsil ettiği reformcularla işte İstanbul ekibinin temsil ettiği böyle şey, ne denir ona, hani yargının gücünü... Evet, şahinler, yargının gücünü, güçlünün yargısını kullanacak şahinler arasında bir ama İstanbul'un şimdiki başsavcısı Abdülhamit Bey'e yakın. Evet, o da öyle bir şey ama sonuç itibariyle önümüzdeki dönem bütün atamalara, tayinlere vesaire karar verecek dairenin başkanı İstanbul'dan biri olarak tercih edildi. Mehmet Yılmaz sosyal demokrat bir isim. Bu Hak Yol, sosyal demokratlar, ülkücüler bir araya gelip FETÖ'yle mücadele etsinler, FETÖ'cüleri uzaklaştırsınlar diye kurulan koalisyonun temsilcileriydi. Yani Mehmet Yılmaz işte sosyal demokratları temsil ediyordu, başka biri ülkücüleri temsil ediyordu, başka biri Hak Yolcuları temsil ediyordu. Şimdi oradaki denge de bozuldu. Yani HSK'daki o birçok tartışmalı kararın altına sırf FETÖ ile mücadele gerekçesiyle imza attı HSK. Ama bütün Türkiye'nin birçok yerinde, birçok alanda olduğu gibi burada da bir kullan gönder durumu yaşandı. Kullan, ikisi de yani Cumhurbaşkanı'na yakın isme teslim et git gibi bir tablo ortaya çıktı. Peki Deniz, Berat Albayrak'a sormuştum. Eğer Sayın Albayrak bir şekilde iktidar saflarına güçlü bir pozisyonda geri dönerse, bu söylediğin çok hassas dengeler üzerine kurulmuş yapı
Yani nasıl etkilenir? Bir de İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar. Sanıyorum Sedat Peker operasyonunu da yapan isim. O hangi gruba yakın? İstanbul grubuna mı yakın? Ben bilgim yok o konuda. Onun için yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söylemeliyim. Şu anda İstanbul grubuna yakın olduğu iddia ediliyordu. O yüzden İstanbul Başsavcısı olması istenmişti. Fakat Abdülhamit Bey Şaban Bey'i tercih etti. Peki. Berat Albayrak dengesi geri döner mi? Dönecek mi? Ben çok zannetmiyorum. Ama perde gerisinden kalıp hani biz perdenin önü arkası diyoruz ya. Evet. Ben Berat Albayrak'ın perdenin önüne geçeceğini beklemiyorum. Perdenin arkasında kalıp işte bu biraz önce söylediğimiz isimlerle güçlü bir pozisyon almaya çalışacağı kanaatindeyim. Mesela bunu her alana yayabiliriz. Yani Mustafa Çalışkan'dan bahsediyoruz. Mustafa Çalışkan Berat Albayrak'a yakın bir isim. Sonra mesela partinin yönetimine bakın. İşte Fatih Şahin genel sekreter. Ticaret Bakanlığı'na gelen işte Mehmet Muş onların hepsi Berat Albayrak'ın yakın tanıdıkları, birlikte hareket ettiği isimler. En mantıklısı da şu anda o perdenin gerisinde kalıp perdenin önünde güçlü bir ekip kurmak. Bence şu andaki bütün kurgu bunun üzerine şekillendi. Bir de son dakika var. Söyle. İpek Özbey bir son dakika veriyor. Sedat Peker soruşturmasında gözaltına alınan Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 kişi az önce serbest bırakılmış. Peker yazmıştı tutuklanırsa şöyle şöyle olur, böyle böyle olur diye. Feridun Öncel dosyasını bir sonraki kuşakta açacağım. Orada daha ayrıntılı konuşuruz. Bir erken seçim, bütün bu sürecin evrileceği bir erken seçim senaryosu ne kadar akla yakın geliyor Deniz Ankara'da? Yok, erken seçim beklemeyin. Ya Türkiye'de olağanüstü bir ekonomik buhran yaşanmadığı sürece erken seçim olmayacak. Çünkü tek yolu var Cumhurbaşkanı'nı götürmesi. Cumhurbaşkanı da şu anda bütün anketler, yani AK Parti'nin çalıştığı anket şirketleri de dahil, bütün anketler Cumhurbaşkanı'nın kazanamayacağını gösteriyor. Yani bu ortamda ben erken seçime gideceği kanaatinde değilim. Seçimi zamanında yapmak isteyecektir. Ha şöyle bir şey olursa mesela, şimdi toparlandı biraz, işte para basıldı, dolar düştü vesaire, hani turizm gelirleri arttı, hani bir rahatlama vesaire falan yaşanırsa kesenin ağzı açılabilir, seçim ekonomisine dönülebilir. Onun da şu anda koşulları yok. Yani koşulları olursa bir sene önce falan yapılabilir belki, ama ben yani hala ısrarlıyım, iddia ediyorum. Seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Benim son sorum Cemil Çiçek'le ilgili, ama meslektaşlarımız arasında İsmail İpek veya Hakan'ın bir sorusu varsa onlara da ekranı açalım son dakikalarımızda. Cemil Çiçek bugün bir çıkış yaptı. Aslında ilk defa da yapmıyor bu çıkışı. Sayın Soylu ile ilgili gündemler oluştuğunda her seferinde böyle çıkışlar yapıyor. Ve bugün de dedi ki ortalıkta çanta paralarla ilgili iddialar var. Bunlar konusunda ne kadar daha sessiz kalınabilir dedi. Sen nasıl okudun mesela bu açıklamayı? Sence bu açıklama bireysel bir inisiyatif kullanımı mıdır, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'yla yine istişare edilerek yapılmış bir açıklama mıdır? Yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu da bilerek söylüyorum. Yani kafadan atmıyorum. Yüksek İstişare Kurulu'nun hiçbir üyesi Cumhurbaşkanı'na bu konuları doğrudan dile getiremiyorlar. Hepsi Bülent Arınç'ın başına gelenlerin kendi başlarına geleceğinden emin oldukları için bu tür konulara girmiyorlar. Yani hele hele böyle köşeli laflar, ayda bir kere toplanıyorlar zaten. O toplantılarda da böyle köşeli laflar etmiyorlar. Dolayısıyla ben, Cemil Çiçek bu konularda hassastır. Yani Cemil Çiçek hukukçudur. Yani birçok konuda eleştirebilirsiniz ama hukuk devleti konusunda bir duruşu var. Dolayısıyla da bu serzenişinin o bakış açısından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim size. Yani şu son bir haftada belki yani 10 ayrı masada oturdum. En az 5-6 milletvekilinin olduğu. Hep bu konuşuluyor. Hepsinin gündeminde bu var. Ya mesela ben herkese şunu soruyorum. Ya Metin Külünk konusunda Cumhurbaşkanı ne diyor, ne düşünüyor? Yani bu kadar açık ve net bir tablo var onunla ilgili. O sessizliğe bürünmüş.
Ama yani MYK'da, AK Parti MYK'sında kimse demiyor mu? Ya efendim bizi zan altında bırakıyor, başka milletvekillerini zan altında bırakıyor, bir adım atsın demiyor musunuz? Hayır demiyoruz. Çünkü diyen fırça yiyeceğinden korkuyor. Geçen birine sordum, niye sen söylemiyorsun dedim. Dedi ki ya adam abi diyor dedi, Cumhurbaşkanımız dedi, adam abi diyor dedi. Rizeliler beraber büyümüşler vesaire. Yani onu ona şikayet, yani Metin Külünk'ü Cumhurbaşkanı'na şikayet etmek hani...